Bolu Bey'inin Osmanlı ile arası iyi değildi. Aralarının düzelmesi için can atıyordu. Şehzadeler, sultanlar Bolu Bey'inin atlarından istiyorlardı. Padişah Seyis Başı'nı çağırır. Gidesin Bolu Bey'ine benden selam söyleyesin. Atları sarayda konuşulur. Bana 3 at yollasın der. Seyis Başı Bolu Bey'ine varır. Padişah 3 at ister ki senden, şöyle havada uçan kuşu tutsun der. Bolu Bey hem sevinir hem heyecanlanır. Hemen Koca Yusuf'a koşar. Aman Koca Yusuf, Osmanlı ile aramızı düzeltecek fırsat ayağımıza geldi. 3 at seç. 3 uçan at. Koca Yusuf 3 gün ovalara gitti. Yılkı atların içinde aradı. Tavlalara gitti. Binlerce at vardı. Her birisi ceylan gibi. Koca Yusuf seçemedi. Beyni Osmanlı içinde zor durumda bırakmayacak atları seçemedi. En sonunda kararını verdi. Gözünden sakındığı 3 tayı götürecekti. Onlardan iyi hiç at yoktu elinde. Tayları aldığı gibi Bolu Bey'ine çıktı. Taylar 2 yaşındaydı ama cılızdılar, zayıftılar, görüntüleri iyi değildi. Bolu Bey'i çıldırdı. Sen alay mı edersin benimle? Bunlar mı Koca Osmanlı'ya layık atlar? Bolu Bey'i çıldırmış ve Koca Yusuf'un kellesinin vurulmasını emretmişti. Araya girenler oldu. Koca Yusuf ihanet etmez diyenler oldu. Bunun üzerine Bolu Bey'i gözlerine mil çekilmesini emretti. Cellatlar Yusuf'un gözlerine mil çektiler. Yusuf acı çekmiyordu. Çünkü iyiliğinin, dostluğunun kurbanı olmuştu. Dünyası kararmıştı Koca Yusuf'un. Ruşen Ali ile çaresiz ortada kalmıştı. Gel zaman git zaman oğlu Ruşen Ali yetişti. Yaşı varıp 18'e dayanmıştı. Tamam dedi Koca Yusuf. Şimdi taylarımı bulabilirim. Belki intikamımı alabilirim. Oğlu Ruşen'e yalvardı. Elimden tut. Bey'in büyük tavlasına götür beni. Taylara bakalım. Koca Yusuf binlerce atın içinden tayları bulur, onları sever. Taylara hiç bakılmamıştır. Ölüme terk edilmişlerdir. Bir gün Ruşen Ali'yi Bey'e gönderip tayları istemeye karar verdi. Nasıl olsa taylar sevilmemişlerdi ve bakılmıyorlardı. Ruşen Ali çekinerek Bey'e vardı. Bey onu kabul etti. Ne istiyorsun Köroğlu? Ruşen Ali afalladı. Ona ilk defa Köroğlu denilmişti. Belki de artık herkes Köroğlu diyecek, adı sanı unutulacaktı. Utana sıkıla kır tayı istedi. Babamı taşımak için dedi. Bey hemen kabul etti. Koca Yusuf tayın geldiğini hissedince deliye döndü sevincinden. Onu bir tavlaya kapattı. Her tarafını kapattı tavlanın. En küçük bir güneş ışığı girsin istemedi. 40 gün 40 gece baktı kırtaya. Her gün bakıyor, elleriyle kırtayın her tarafını kontrol ediyor, zayıf noktalarını bulup oğlu Ruşen'e yer belirterek oradan güneş ışığının girdiğini söylüyordu. Ruşen hayretler içerisindeydi. Babası sanırsın kör değil, 4 gözlü. Karanlıkta güneş ışığının girdiğini nasıl görüyor diye söylenirdi. 40 gün 40 geceden sonra kırtay oldu kırat.